Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Evet, bugün kitap okumayacağım, masal anlatmayacağım. Sadece bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi sosyal medyada son zamanlarda çok fazla gördüğüm bir şey var. Böyle ritüeller, sevgiliyi geri getirme ritüelleri. Böyle işte sevgilinin ismini kağıda yazıyorsun, sevdiğin kişinin. İşte üç kere okuyorsun, üflüyorsun. Toprağa gömüyorsun, çıkarıyorsun falan. Hop ertesi gün seni arıyor, soruyor. Birdenbire seninle ilgilenmeye başlıyor falan. Ondan sonra böyle biraz baktım. Gerçekten insanlar bunu paylaşıyor mu? Buna inananlar var mı? Sonrasında böyle sosyal medyan böyle medyum reklamlarıyla işte sevgiliyi geri getirme büyüsü, işte arkadaşların arasını bozma büyüsü, toplama büyüsü vesaire falan doldu taştı. Sonra baktım ki gerçekten bunlara inananlar var. İnanmasa bile deneyenler var. Ya da bu tarz şeylerin popülerleşmesinden rahatsız olmayanlar var. Ben bütün bunlar için ve en önemlisi de sizlerin görüşlerini merak ettiğim için kendi görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Hani siz de bana katkıda bulunursunuz bu şekilde düşünüyorum açıkçası. Şimdi herkesi bir yerlerden yakalamak için çok fazla örnek vereceğim. Çok çeşitli yani daldan dala. İlk başta şöyle söylemek istiyorum. Sevgi, ilgi, bir insanın güveni bu şekilde kazanılmaz. Diyelim ki kazanılıyor, o zaman bahsettiğiniz şey sevgi olmaz, güven olmaz. Tanımı değişir yani. Yunus Emre ne diyor dizelerinde? Yunus Emre der hoca, gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Yani bin defa hacca gitmektense bir gönüle girmek, bir insanın sevgisini kazanmak daha önemlidir, daha hayırlıdır diyor. Yani o zaman eğer sevgi bir insanın ismini kağıda yazıp ıslatıp işte ne bileyim üflemekle falan olsaydı üzerine böylesine şiirler, şarkılar yazılmazdı, değil mi? Ya da şöyle söyleyeyim. Bir film var biliyorsunuz herkes çok fazla izlemiştir. Harry Potter. Orada başroldeki işte karakter diyor ki kötü kalpli büyücüye. Zayıf olan sensin. Sevgi ve dostluğu anlayamazsın. Bu yüzden sana acıyorum diyor. Neden öyle söylüyor? Şimdi bu kötü kalpli büyücü sevginin aşkın ne olduğunu bilmiyormuş. Filme göre. Neden bilmiyormuş? Çünkü işte annesi bir adamı kendine aşık etmiş büyüyle, büyü yapmış. Sonra da işte o çocuğa hamile kalmış. Bu yüzden de o doğan çocuk hani bir aşkla, bir şehvetle, bir ilgiyle, bir istekle olmadığı için, zorlama olduğu için sevginin, aşkın ne demek olduğunu hiç bilmiyormuş. Yani hamurunda yokmuş, genlerinde yokmuş yani. Hiçbir zaman anlayamamış. Evet, böyle bir şey gerçekte olamaz ama gerçekten de zorlama bir şekilde kurulan yuvalarda, çıkar ilişkilerinde, her yani aşk ilişkisi olmasına hiç gerek yok. Bütün sahte ilişkilerde, toplama ilişkilerde ortaya çıkan sonuç çocuk olabilir, bir iş olabilir, hiç fark etmez. Samimiyetten uzak, estetikten uzak ve her türlü iyiden, sevgiden uzak bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunu siz de etrafınızda görebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki hani ben zaten bunlara inanmıyorum. Bu ritüellere, işte büyülere, falcılara, şunlara, bunlara. Zaten en basitinden şöyle söyleyebiliriz. Eğer birisinin aşkını, sevgisini kazanmak bu kadar kolay olsaydı, atıyorum medyum bilmem kime gidip para verip birisini kendimize aşık edebilseydik veya işte atıyorum bu evde yapılan ritüellerle falan yapabilseydik eğer, o zaman bunu bizden önce zaten çok kötü niyetli insanlar keşfetmiş olurdu. Giderlerdi ne kadar atıyorum siyasi liderler, iş adamları, bilmem popstarlar varsa hepsini bir şekilde büyüleyip kendilerine aşık kul köle etmiş olurlardı, değil mi? Yani bizimkine gelene kadar. Demek ki böyle bir şey mümkün değil. Ama benim esas bahsetmek istediğim bu videoda bir insanı böyle işte olağanüstü büyülerle, şunlarla, bunlarla sevgisini kazanmak ile
Bir insanın ilgisini kazanmak için yalan söylemek, sahtelikler yapmak, olmadığın birisiymiş gibi davranmak, yalan söylemek aynı şey değil midir? Yani siz birisinin sevgisini kazanmak için rol yapıyorsanız, olmadığınız birisi gibi davranıyorsanız, yani yine de aynı şeyi yapmış olmuyor musunuz? Etik mi sizce? O kişiden gördüğünüz sevgi sizi tatmin edecek mi? Yani hiçbir zaman hep içinizde şey olmayacak mı? Hani bu kişi bana ben böyle davrandığım için iyi davranıyor. Gerçekten seçme şansı olsaydı veya gerçek beni görseydi böyle olmazdı. Ya da siz onu gerçekten seviyor musunuz? Bu bir hırs değil mi? Veya bir hayranlık veya başka bir şey. Çünkü gerçekten sevgi olamaz. Gerçekten sevgi olsaydı karşınızdaki kişiyi kandırmak, onun kaderine, iradesine müdahale etmek, yalan söylemek gibi şeyler yapmak istemezdiniz. Benim bu konuyla ilgili, bu sosyal medyada çıkan işte bütün bu ritüel akımlarıyla ilgili düşüncelerim bu şekilde. Eminim pek çok insan inanmıyor ama bu işin bu kadar popülerleşmesi inanacak insanların da içine çekilmesine sebep olabilir. Çünkü dediğim gibi böyle biraz ilgilendim. Böyle hemen işte telefonuma bir sürü reklamlar vesaireler düşmeye başladı. Hani gerçekten bazı insanların parasına mal olabilir. Hani bunları böyle popüler yapıp sosyal medyada falan paylaşıp da fenomen olan kişilerden bahsetmiyorum. Onlar da zaten apayrı bir konu ama hani onlar ne popüler olursa onu yapıyorlar. Yani tıklanmak için, izlenmek için ne yapması gerekiyorsa, yani büyü yapması gerekiyorsa oturur onu yapar. Başka bir şey yapması gerekiyorsa onu yapar. Hani mesele biz bunları ne kadar ciddiye alıyoruz? Sadece gülüp geçiyor muyuz? Yoksa gerçekten ciddiye alıyor muyuz? Bu tarz şeyleri ciddiye alıp deneyenler gerçekten var mı? Umarım yoktur. Eğer sizin de bu konuyla ilgili vermek istediğiniz bir örnek varsa sevgi üzerine, yani sevgi üzerine, ilişki kurmak üzerine ve ortaya çıkan bütün bu işte geçmişten beri var. İşte bağlama büyüleri, bozma büyüleri, işte ritüeller, işte şöyle şöyle yaparsanız sizi rüyanızda görür, 5 dakikada mesaj attıran işte zihin gönderme şeysi falan böyle. Görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Ben denedim oldu falan diyorsanız onu olur. Yani ben bu konuda her türlü bilgiye açığım. Ve açım. O yüzden bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sadece fikirlerimi söylemek istedim. Teşekkürler.